Bunama zihin işlevlerinin kaybını ifade eden bir kelimedir. Ancak bunama bir şemsiye gibi kabul edersek altında birçok diğer hastalıkları içerir. Bunların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Alzheimer hastalığı bunamanın %70-80 nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde gazeteyi açtığınızda, dergilere baktığınızda her yerde Alzheimer hastalığını görüyorsunuz. Alzheimer hastalığı nedir? Beyinde özellikle bazı yapı taşlarının hücreler içerisinde çökmesiyle, ki protein diyoruz bunların, bazı protein yapılarının çökmesi, bazı fibrillerin oluşmasıyla birlikte hastalarda gördüğümüz klinik bulgulardır. Alzheimer hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Başladıktan sonra geriye döndürmek şu anki bilgilerimizle mümkün değil. Ne oluyor bu hastalıkta? Alzheimer hastalığında özellikle zihin aktivitesinde bozukluklar ortaya çıkıyor. Temel fonksiyonlar olan mental düşünme, konuşma, yargılama, içgörü, hesaplama gibi bu mental fonksiyonlarda, bozukluklarla birlikte hastalık gittikçe ilerleyici seyrediyor. İlk başlarda belki yakınlarınıza konduramadığınız hafif unutkanlıklar, eşyaların yerini karıştırma, isimleri unutma, yapacağı hareketleri unutma gibi semptomlar ya da kişileri suçlayıcı davranışlar, yargılamalar, şüphecilik gibi davranışlar. Yani önceden olmayan, sonradan gelişen davranış değişiklikleri bu hastalığın belirtileri olabilir. Evet, hastalık zaman içerisinde ilerliyor. Zaman içerisinde bu yıkım artıyor ve biz bunu şu aşamada geriye döndüremiyoruz. Ne yapabiliyoruz? Bu hastalıkta ilerleyici olan bu süreci yavaşlatmaya çalışıyoruz. Hastalık yaşla birlikte artış gösteriyor. 60 yaşında %8 oranında gördüğümüz bu hastalık oranı 80 yaşla birlikte %20'lere çıkıyor. Bazı durumlar önlenemeyen durumları oluşturuyor. Alzheimer hastalığının nedeni tam olarak bilinememektedir. Ancak bir şekilde bu hücrelerde yıkım ortaya çıkmaktadır. Değiştiremediğimiz risk faktörleri var. Bunların başında yaş geliyor. Az önce de bahsettiğim şekilde yaşla birlikte görme ihtimali artıyor. Irksal özellikler, genetik yatkınlık, APOE4 aleli bunlar arasında. Bir de değiştirebilir faktörler var. Eğer daha önce bir hastalık geçirmişseniz, mesela kafa travması bir risk faktörüdür. Ondan korunmak bu hastalıktan koruyabilir. Kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar yatkınlık oluşturabilir. Psikolojik problemler, gençlik döneminde yaşanmış ağır stresler, travmalar, aile içi şiddet gibi durumlar bu hastalığın daha erken ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bazı vitamin eksiklikleri, tiroid hormon bozuklukları gibi durumlar yine bizim tedavi edebileceğimiz, önleyebileceğimiz nedenler arasında gelmektedir. Hastalığın olmazsa olmaz özelliği unutkanlıktır. Evet, yaşlanan beyin unutur diye söyleyebiliriz ama unutkanlık normal yaşlanmanın bir belirtisi net olarak değildir. Unutkanlıkla birlikte gelen hastalarımızda bazı tetkikleri mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet, bu hastalık demans bulgusu olabilir. En sık da nedeni Alzheimer hastalığı olabilir. Ama unutkanlık yakınmasının altında başka hastalıklar da olabilir. O nedenle hastalarımızda mutlaka bir görüntüleme yöntemi, en basit şekliyle bir tomografi ya da MR çekimi istiyoruz. Bununla birlikte beyin dalgalarına bakabiliyoruz. Çünkü karışabilecek hastalıklar içerisinde beyin dalgalarında değişiklik yapabilecek durumlar olabilir. O nedenle mutlaka EEG çekimi, kan tahlilleri, olası nedenlerin ekarte edilmesi için yapılması gerekiyor. Unutkanlıktan korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Bir kere sağlıklı düşünmemiz gerekiyor, pozitif düşünmemiz gerekiyor. Beynimizi hep aktif tutmamız, genç kalmamız gerekiyor. Sadece fiziksel olarak değil, beyinsel olarak da zihnimizi temiz tutmamız gerekiyor. Eski olayları, biriktirdiklerimizi, bunları temizlememiz lazım. Çekmecelerimizi boşaltmamız lazım. Hem evimizi havalandırmamız, güneş ışığını sokmamız, hem beynimizi rahatlatmamız gerekiyor. Bunun için eskide kalmış kaygılarınızı, üzüntülerinizi, birikmişliklerinizi terk etmeniz gerekiyor. Sağlıklı düşünmek bu anlamda çok önemli. Küçük notlar alabilirsiniz, küçük planlamalar yapabilirsiniz. Bu notlar küçükten büyüğe, günlük işlerinizi planlamak başlangıçta, küçük notlar almak, haftalık programlar yapmak, aylık programlar yapmak, bunlar sizin iş yükünüzü azaltacaktır. Kafanızdaki organizasyon şemanızı geliştirmeniz işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlıklı düşünmek yanı sıra sağlıklı beslenmek çok önemli. Bu nedenle özellikle üç beyazdan, şeker, un, tuzdan uzak durmak, Akdeniz'ini uygulamak, az zeytinyağı, günlük tüketiminiz içerisinde birkaç tane ceviz olabilir, balık yağını haftada bir iki tüketmek, bunlar sizin için destekleyici yöntemlerdir. Ayrıca yeni bilgiler edinmek, yeni bir dil öğrenmek,
yeni bir aktivitede bulunmak, hobi sahibi olmak. Bu hobilerinizi aslında daha erken yaşlarda, 40'lı 50'lik yaşlarda geliştirip hayatınızı buna göre şekillendirmek. Bir spor aktivitesinde bulunmak. Çok ağır olmak zorunda değil. Günlük egzersiz planınızın içerisinde hafif yürüyüşler olabilir, yoga olabilir, pilates olabilir, yüzme egzersizleri olabilir. Mutlaka aktif yaşantının içerisinde olmanız gerekiyor. Bununla birlikte eşyalarınızı azaltmak, yüklerden kurtulmanın önemli bir etkeni oluyor. Basitleştirmek hayatınızı, basit kıyafetler, basit yemekler, basit olaylar geliştirmek, komplike işlere girişmemek ama rutininizden de şaşmamak gerekiyor.